Merhabalar değerli izleyenler, ben Şeyda Emiroğlu. Yaşam Koç'un programıyla RTV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. 10-16 Mayıs Engeller Haftası. Engeller Haftası'na özel bir program hazırladık. Dolu dolu bir program olacak. Biliyorsunuz hayatı paylaşmak için engel yok, engel sizsiniz. Sloganımız bu. Bunun için stüdyolarımıza Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz Bey'i davet ettik. Umarım dolu dolu bir program olacak. Engellilerin sorunlarını konuşacağız. Neler yapılabilir, neler yapılıyor? Malatya'da engelli sayısı ne kadar? Türkiye'de engelli durumu nasıl? Uzun uzun bir sohbet olacak. Ekran başından ayrılmayın. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Şeyda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu değerli özel günde bizi kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bana göre çok özel bir gün. Gerçi hani ben böyle özel günleri hep olmalı diyorum yani. Hani dedik ya az önce engelsizsiniz. Bu hep evet. Olmalı. Bu haftaya özel değil. Hep değer verilmeli. Hep ön planda tutulmalı. Çünkü çok değerliler, çok özeller diye düşünüyorum. Umarım farkındalık yaratacak bir yayın yaparız sizinle birlikte. Öncelikle sizi tanıyalım hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak... söylemiş olduğunuz gibi insan ömrü her güne sığar. İnsanlar her gün önemlidir. Sadece bir haftada değildir. Ama bugünlerde de bizi konuk ettiğiniz için özellikle biz teşekkür etmek istiyoruz. Amacımız Malatya'daki ve Türkiye'deki tüm sıkıntıları dile getirip bu sıkıntıların giderilmesi ve yaşanabilir bir şehir olma ümidini taşıyoruz. O noktada bizler size teşekkür ediyoruz. Ben Malatyalıyım. Doğma büyüme Malatyalıyım. Yüksek öğretimimi İstanbul'da tamamladım. 2010 yılında göreve başladık. Daha önceden Malatya Büyük Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ne bakıyorduk. 2015 yılından sonra Büyükşehir Yasası'yla Engelliler Şube Müdürlüğü kuruldu. 2015'ten beri şube müdürlüğümüzde görev yapmaktayız. Dediğim gibi dolu dolu bir program olacak. Belki hani engelli olup haklarını bilmeyen ya da hani neler yapılabilir bilmeyen ya da işte sıkıntılar varsa bunu yetkili yerlere duyurabileceğimiz dolu dolu bir program olacağını düşünüyorum. O yüzden sizden de bunları aklınıza geldikçe dile getirmenizi istiyorum. Öncelikle Malatya'da ne kadar engelli yaşıyor? Engelli üyeniz ne kadar? Şu an Türkiye ortalamasının 2001'e göre 12.3'ü engelli statüsünde değerlendirilmektedir. Ama en güncel bilgi olarak ise 2011 yılında 6.9 olarak değerlendirilmektedir tüm engelli sayısı olarak. Biz de bunu küçük ölçekte Malatya'yı değerlendirirsek, Malatya'nın şu anki nüfusu 808 bin, 6.9 olarak değerlendirirsek yaklaşık 55 bin, 60 bin civarında engellimiz vardır. Ama tabii bu 6.9 değerlendirirken 3 yaşın altındaki engellilerimiz ve süreyen engelli grubu dediğimiz iç hastalıklar, kanser, böbrek veya kalp hastalığı olan arkadaşlarımız değerlendirilmiyor. Onları da katarsak 12.3'e tekabül ediyor. O da yaklaşık 100 bin civarında engellimize, 99-100 bin civarında engellimize tekabül etmektedir. Tabii bu çok ciddi bir rakam. Doğu Anadolu'da en fazla engellisi bulunan ilimiz Malatya'dır. Türkiye ortalamasında ise ortopedik engelli ve görme engelli gruplarına baktığımızda ise Türkiye ortalamasının üzerinde bir engelli bulunmaktadır Malatya'da. O yüzden belediye başkanımız da bu noktada gerçekten de duyarlı bir şekilde bizleri talimatlarıyla, bizleri yönlendirmesiyle Malatya'mızda engelli arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz çalışma ise Malatya'daki tüm engelleri tespit edebilmek amacıyla Sağlık İl Müdürlükleri, Yüksek Seçim Kurumları, Yüksek Seçim Kurulu'na, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşmalar ve bizim Büyükşehir Belediye'mize bağlı MOTAŞ, MASKİ'ye yazılar yazarak Malatya'daki tüm engelli kardeşlerimizin verilerini elde etmeye çalıştık. Yaklaşık 41 bin tane isme ulaştık. 41 bin tane isme tabii ulaştık. Tabii hepsinin engelleri çok farklı engeller değil mi hocam? Yani? Tabii. Yani engelli dediğimizde
4 tane ana grup, 5 engelli grubumuz var. Bunlar ortopedik görme, işitme, zihinsel ve süreyen engelli arkadaşlarımız olmak üzere 5 gruba ayrılıyor. Bunların her biri ayrı ayrı. En çok hangi grup Malatya'da? Ya bunu ayırabildiniz mi hocam? Şu an en fazlası hani sayı bazında değil. Çünkü oran bazında en fazla ortopedik engelli olarak değerlendiriliyor. 2011 yılındaki değerlendirmede bakanlığımız yürümede zorluk, merdiven inme ve çıkmada zorluk yaşayan ve tutmada zorluk yaşayan olarak iki kategoriye ayırmış ortopedik engellileri. En fazla engelli grubumuz bunlardan bulunuyor. Ortopedik engelli olarak değerlendirdiğimiz grup, daha sonra ise görme engelli grubumuz bulunmaktadır. En fazla grubu olan, yani sayısı bulunan engelli arkadaşlarımız bu gruptalar. Ben şeyi tamamlayayım daha sonradan. Evet, tamam hocam. Şimdi 41 bin tane engellimize ulaştık, evet. Ve biz o dönemde tüm arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımla beraber mükerrer olanları çıkardık. TC'si ve telefonu olmayanları çıkardık. Yaklaşık 20 bin küsür civarında arkadaşımıza biz ulaştık. 20 bin küsür civarında ve bunları tek tek aradık. Çok ciddi bir rakam. Aynen öyle. Tek tek aradık. Bunlardan da hani bazı arkadaşlarımızın verileri eski olduğundan dolayı telefon numaralarına ulaşamadık. 10 küsür bin kişiye ulaştık ve bizim belediyemizin yapmış oldukları hizmetleri anlattık. Yani bizim onlardan haberdar olalım, onlar bizden haberdar olsun. Çünkü bizim daha sonraki hizmetlerimizi anlatmaya başladığımızda, evet, dile getireceğiz. Ulaşım hizmetimiz var. 6 tane engelli aracımız da biz engelli arkadaşları evlerinden alıyoruz ve gitmek istedikleri yerlere bırakıyoruz. Bu aracım, bu hizmetimizi dahi bazen duymadığını söyleyen arkadaşlarımız, evet, var. Hocam ben de bilmiyordum. Sayenizde gerçekten çok kişi de duyacak. Tabii ilerleyen süreçte nasıl ulaşabileceklerini de bunları, aynen, anlatacaksınız. Aynen hocam. Biz bu hizmetlerimizi anlattık. Tabii o süreç içerisinde yaklaşık 3000 civarında, 2500-3000 civarında engelli arkadaşımız yine gelip bizim engelli bilgi sistemimize, belediyemize kaydolarak bu hizmetlerden faydalanmaya başladılar. Ama dediğimiz gibi yani çok ciddi derecede Malatya'da bir engelli potansiyelimiz var. Tabii hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Görsel basın olarak, yazısal basın olarak araçlarımızın Malatya'nın girmedikleri yeri kalmadı, gitmedikleri ilçe kalmadı. Tabii ki ulaşamadığımız yerlerde bizim eksikliğimiz daha fazladır. Ama engelli arkadaşlarım da sizlerin aracılığıyla da tekrardan hizmetlerimizin tanıtılması, bize ulaşmaları her anlamda fayda sağlayacağını düşünüyoruz yani. İnşallah hocam. Peki şunu da çok merak ediyorum. Yani Türkiye'de ve Malatya'da özellikle engellilerin en çok karşılaştığı sorunlar nelerdir? Şeyda Hanım, bizim en çok sıkıntımız bizlere bakış açıları. Yani tabii ki bu düzeldi, düzelmedi değil. Yani devletimizin çıkarmış oldukları kanunlar ile, belediyelerimizin uygulamaları ile engelli arkadaşlarımız görünürlüğü ne kadar artarsa, görünürlükleri ne kadar artarsa toplum içerisinde fark edilmemiz o kadar çok oluyor. Ama sağlıklı vatandaşların halen bizleri yolda gördüklerinde şu izlenime sahip olmaları bizleri çok rahatsız ediyor. Bizler tüketici toplumu olarak görüyorlar. Bizlerin hiçbir iş görmeyeceklerini sanıyorlar. Böyle düşünceler en başta bizi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü bir inanç sıkıntısı oluyor. Evet. Şu an binlerce arkadaşımız kamuda çalışıyor. Yani bir bu kadar arkadaşımız özel sektörde çalışıyor. Bunun yanında çeşitli aranda sportif olsun, eğitsel alanlarda olsun, akademik alanlarda olsun gerçekten de çok başarılar elde ediyoruz. Spor alanında da gireceğiz. En çok başarıyı ve ödülü ve madalyayı paralimpik olimpiyatlarda biz kazandık. Ama halen herkesi katmıyoruz. Çünkü bir vebale girmiş oluruz. Halen bizi tüketici olarak görüyorlar. Ya siz evinize gidin, evinizde oturun. Niye dışarıya çıkıyorsunuz tarzında konuşmalar bizi rahatsız ediyor. Çünkü bu inanç olmadığı zaman ve otomatikmen bizdeki bir inancı da kırmıyorlar ama o yöne doğru getiriyorlar. Onun haricindeki sıkıntılarımız için yani genellikle işte kamu kurumlarının erişilebilir olmaması, işte özellikle son dönemlerde işte Başkan Bey'in talimatlarıyla ise kaldırımlarımızın olsun, belediye binalarımızın olsun, erişilebilirlik standartlarına, ulaşımın olsun, erişilebilirlik standartlarına getirmeye çalışıyoruz. Böylece ise dışarıya çıkabiliyoruz.
dışarıya çıkabiliyoruz. Kendi işlerimizi kendimiz Harika. görebiliyoruz. Yani evlilerimiz var. Çocuklarına kendileri girip hediyeler alabiliyorlar. Elbiselerini kendileri alabiliyorlar. Alışverişlerini kendileri görebiliyorlar. Biz kimseye muhtaç değiliz. Çok şükür değiliz, evet. Kesinlikle. Yeter ki bize şey yapsınlar. İmkan tanısınlar, önümüzü açsınlar, engel olmasınlar. Hocam peki en çok hani şu çok sıkıntı ama çözüm yoluna ulaşamıyoruz. Çözüm için uğraşıyoruz dediğiniz ekstrem bir şey var mı? Yani söylemiş olduğum olay, insanların bakış açısını biz düzeltemiyoruz. Yani mimari projeleri düzeltebiliriz. Ulaşımı, otobüslerimizi düzeltebiliriz. Binalarımızı düzeltebiliriz. Ama insanların engellilere yaklaşımını düzeltemiyoruz. Yani bugün 800 bin nüfusumuz var. Bir kişiye gidiyoruz, anlatıyoruz. İki kişiye gidip anlatıyoruz. Üç kişiye gidip Evet. anlatabiliyoruz ama 800 bin kişiye ulaşamıyoruz. Ya da bakışlarını değiştirmek Çok büyük sıkıntı. sorun. Aynen öyle. Evet. Yani o Dediğiniz gibi her şey değişebilir. Hocam şöyle bir örnek vereceğim. Bu Covid dönemi öncesinde bir hasta, işte bir kanser hastası veya herhangi bir hasta bir maske taktığında bütün herkes dönüp bakardı. Aynen. Değil mi hocam? Aynen öyle. Engelli gibi ya da belki Aynen. de engelli olabilir yani. Bu bir Aynen. ayıp değil. Bakardık. Ama sonra öyle bir döneme geldik ki herkes o maskeyi takmak zorunda kaldı. Kesinlikle. Biz işte o zaman anladık. Kesinlikle, Değil mi? Artık kesinlikle. o bize anormal gelmemeye başladı. İşte bu da öyle bir şey. Anormal bir şey yok burada. Yok, kesinlikle. Biz Evet. şunlarla karşılaşıyoruz Şeyda Hanım. Şimdi herkes engelli olmayabilir ama herkes de engelli olabilir. Yani klasik bir söz vardır. Herkes engelli adayıdır diye, her insan engelli adayıdır diye bir klasik bir sözümüz var. Ama şunu söyleyeyim. Allah ömür verdikçe her insan yaşlanacak. Evet. Yaşlanacak, yani kaçışımız, yaşlılıktan kaçışımız yok. Yaşlandığımız zaman engel olacaksınız. Yani basamakları çıkmakta zorluk yaşayacağız. Otobüslere binmekte zorluk yaşayacağız. Bu yüzden yaptığımız her binayı, yaptığımız her ulaşım aracını, her parkı, her kaldırımı buna göre düşünmek zorundayız. Bazen idari, yani yöneticilerimizle olsun, diğer kurum idarecileriyle olsun, ayakları kırıldığında veya başka bir işte yürüyemedikleri takdirde, bir sıkıntı yaşadıklarında gelip şeyi söylerlerdi. Ya Soner Bey, biz seni şimdi anlıyoruz derlerdi. Biz de diyoruz ki ya biz size yaşamadan önce bunları anlatmaya çalışıyoruz ki en kötü ihtimal yaşlanacaksınız ve bir engelli adayı olacaksınız. O yüzden rahat bir yaşama ortamı bulmaya çalışıyoruz biz. Bunu Peki oluşturmaya çalışıyoruz. bu kişisel özel bir soru olacak. Siz bunu nasıl anladınız? Hani böyle içselleştirdiniz bu durumu. Sizi iten neydi? Ya da yaşadığınız bir olay mı oldu? Yani şunu söyleyeyim, ben de bir engelli yakınıyım. Yani çok uzun Evet. süredir kardeşlerim engellidir. Çok uzun zamandır. Mesela ben hiç onların yürüdüklerini bilmem. Ama şu söze ben bazen bunu söylüyorlar. Ya işte siz engelli yakını olduğunuzdan dolayı siz daha iyi bakıyorsunuz deniyor ama ben şunu söyleyeyim ya insanın içerisindeki güzellikler vardır. Önemli olan o güzellikleri dışarıya çıkarmaktır. Geçmiş yöneticilerimizden bir tanesi şeyi söylemişti bize. Biz engelli arkadaşlarımızın yükünü taşıyor, aileleri yükünü taşıyor. Bizim amacımız onların sırtındaki yükü az bir şey kaldırmak. Bir hani gerneşmek var ya, insanı kendine getiriyor. Onlar bir gerneşsinler. Biz işini, yani kendilerine gelsinler. Biz yine onların sırtına bunu koyacağız demişlerdi. Şimdi mesela onun hiçbir engelli yakını yok. Ama bakış açısı önemli olan. Evet. Önemli olan bakış açısı. Yani bize yapılan bir hizmet, bir rampa. Bunu bayan arkadaşlarımız da bilir. Yani mesela topuklu giyiyorsanız eğer bazen gösteriş, hani estetik olsun diye bazı taşlar konuyor. Biz onlardan gidemiyoruz ama biz kullanamıyorsak, bakın şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Siz de dikkat ederseniz bir gün, yani yolda yürürken Evet. o içerisinde çimli taşlar olanlar var. Bayanlarımız da yürüyemiyoruz. Bebekli annelerimiz de yürüyemiyor. Yaşlılarımız da yürüyemiyoruz. Yani bize yapılan bir rampa tüm herkes için kullanışlı oluyor yani. Sadece bizim için yapılmıyor. O yüzden bakış açınızı değiştirin. Kesinlikle. Bakış açınızı değiştirirseniz hayata sadece engel anlamında değil, hayatın her alanında
daha mutlu olursunuz, daha mutlu edersiniz. Değil mi hocam? Ya bakış açısı çok önemli. Çok basit bir şey aslında, bunu beceremiyoruz ama. Yani öyle, belki konumuzla alakası evet. yok ama şimdi mesela sürekli kadın cinayetlerinden evet. dem vurulur ya. Yani kadınlar Allah'ın vermiş olduğu bir emanettir. Eğer bu gözle bakıldığı takdirde, bir emanet gözüyle bakıldığı takdirde onlar bizim en kıymetlilerimiz. En kıymetlilerimiz. Yani bir insan gerçekten de hani en şerefli mahlukattır. Buna göre hizmet edildiği takdirde gerçekten de hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Kesinlikle. Aynı şey engellilerimiz için de geçerlidir. Yani engellisine iyi bakan bir toplum yani kesinlikle gelişmek zorundadır. Çünkü insani değerleri ön plana çıkarmış oluyor. O açıdan bakılınırsa dediğiniz gibi önemli olan görüşün değiştirilmesi, bakışın değiştirilmesi. Peki hocam, şunu da merak ediyorum. Malatya'da engellilere yönelik ne tür hizmetler var? Bir de bunların hani ulaşımları nasıl yararlanacaklar, bilmeyenler size nasıl ulaşacaklar, o hizmetleri nasıl alacaklar? Bunları sırayla konuşalım istiyorum. Tamam. Hocam biz öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak öncelikli olarak Malatya'daki tüm arkadaşlarımıza biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öncelikle hakları, hukukları nelerdir, hangi imkanlardan faydalanabilirler diye biz bu arkadaşlarımıza çeşitli dönemlerde seminerler veriyoruz. Bireysel olarak arkadaşlarımıza geldiklerinde bunları anlatıyoruz. Kurumlar arasındaki sıkıntılar varsa gücümü öncülük etmeye çalışıyoruz. O sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun yanında biz Kernek Külliyesi, İpek Caddesi'nin son tarafında, Kernek Külliyesi'nin alt tarafında yaklaşık 500 metrekare bir alanımız var. Yani ana merkezimiz orası. Orada biraz önce söylemiş olduğum gibi çeşitli alanlarda seminerler veriyoruz. Engelli hakları ile ilgili, engellilerde sağlıkla ilgili, beslenme ile ilgili, engellilerde emeklilikle ilgili. Engellilerin her anlamında biz hizmet veriyoruz. Yani A'dan Z'ye. Yani bizim yapamadığımız alanlarda dahi danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani bu noktada gerçekten de çalışma arkadaşlarıma Malatya'nın engellilik alanında yani belki biraz iddialı bir söz olabilir ama gerçekten her anlamda en iyi ekibiyle çalışıyoruz. Harika. Yani tabii ki bu başkanımızın vermiş olduğu destekli oluyor. En iyi ekibiyle çalışıyoruz. Engellilik noktasında en bilgili ekibiyle çalışıyoruz. Ama her anlamda. Yani mesela sosyal hizmetler bakım parasına bakar. Veya hani farklı alanlara, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayrı bir alana bakar. Dernekler ayrı bir alana bakar. Biz hepsini kapsayıcı bir şekilde hizmetimizi veriyoruz. Harikasınız hocam. Bunun yanında çeşitli alanlarda kurslar veriyoruz. Yaklaşık 32 değişik alanda. Yani bu işaret dili eğitimimiz olabilir. El işi kurslarımız, saz kurslarımız, halı kursumuz, ahşap yakma kurslarımız var. Sosyal, eğitsel, sportif alanlarda eğitimler veriyoruz. Bizim için en önemlisi mesela 24 Nisan'da sınavı oldu. Aynı KPSS dediğimiz, normal vatandaşların girmiş olduğu KPSS gibi EKPSS, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavımız var. 2010'dan beri biz bu kursu veriyoruz. Son dönemde de yine kursumuzu verdik. Kitap desteğinde de bulunduk. Başarı oranı nasıl hocam? Hocam çok güzel. Yani şunu söyleyeyim. Şu ana kadar yaklaşık 1500 civarında sayı tam aklımda değil ama 1500 civarında engelli arkadaşımıza biz kurs verdik. Yani %50 bir başarı oranı var. Türkiye'nin çeşitli alan illerinde her alanda yani milli eğitimden, sağlık alanından tutun üniversitelere kadar birçok memur olarak engelli arkadaşlarımızı gönderdik. Hani öğretmenler der ya bir öğrencimizin başarısını görmek bizi mutlu ediyor diye gerçekten de birçok arkadaş büyük bir gurur. Kesinlikle. Yani hayatlarını kurtarıyorlar. Memur olarak atanıyorlar. Ve kendi başlarına artık kendi mücadelelerini yapmaya çalışıyorlar. Onlar hayatlarını kurtarıyor. Siz de verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Tabii. Bu çok güzel bir gurur. Çünkü emek veriyorsunuz. Kesinlikle. İlmek dokuyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Dediğim gibi hani tabii ki öğretmenlerimiz her zaman başımızın üstünde. Ama aynen. Hani engelli öğretmenleri işte sizler çok daha farklı. Çünkü bir tık daha zor işiniz. Bir duygusallık katıyorsunuz araya. İşte karşınızdaki insanı anlamaya çalışıyorsunuz.
bir orta ince çizgidesiniz. Bunu ayarlayabilmek çok güzel bir şey. Eyvallah. Ya aynen öyle. Yani bazen şey sıkıntısını yaşıyoruz. Yani şimdi bazen kendimizi anlatmamız gerekiyor. Bazen arkadaşlarımız geliyor. Yani oturuyoruz, beraber alıyoruz, beraber gülüyoruz, beraber sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani bu noktada çok şükür iyiyiz ya. Yani o noktada seviniyoruz, ediyoruz. Yani arkadaşlarımıza dertleniyoruz, seviniyoruz. O noktada hani başarılarını gördüğümüz zaman, yani mesela kurslardan girdik. Spor alanında gerçekten de mesela ciddi bazda başarılar sağlıyoruz. Yani onunla mesela belki daha sonra tekrar değineceğiz ama sportif alanlarda başarı sağlıyoruz. Bizim bir dernekimiz var. Dernekte atletizm. Atletizm alanında kısa dönem önce Nisan ayının sonuna doğru 6 tane oyuncumuzla 6 tane oyuncumuzu, hani bu şeyden dolayı, Covid'den dolayı bazen arkadaşlarımız biraz çekiniyorlar. Çünkü yürüyememenin yanında farklı hastalıklarımız da var. O yüzden bizde bulaşma ihtimali daha yüksek ve bu dönemde de bazı arkadaşları kaybettiğimizden dolayı çok fazla arkadaşımızı sportif faaliyete götürmüyoruz. Son dönemde 6 tane arkadaşımızı gönderdik. 15 tane madalya Türkiye Şampiyonası'na, süper. 12 tanesi altın, 3 tanesi gümüş olmak üzere dönüş yapıldı. Yani bu başarılar gerçekten de çok güzel. Hani bizim amacımız buradaki, asıl amacımız bu başarıları göstermek. Yani bazı engellilerimiz, özellikle bayan arkadaşlarımız dışarıya çıkmakta sıkıntı yaşıyorlar. Yani o biraz önce anlatmış olduğum bakış açısı bizi rahatsız ettiğinden dolayı dışarıya çıkmakta sıkıntı yaşıyorlar. Biz de diyoruz ki, ya bakın burada başarıyı sergileyen arkadaşlarımız var. Siz de yapabilirsiniz. Kesinlikle. Gelin el birliğiyle hareket edelim ve biz bunları başaralım yani. Hocam peki hani sizin ulaştıklarınız var. Dediğim gibi ekran başında belki ulaşamadıklarınız da var. Nasıl ulaşacaklar size? Şunu söyleyeyim. Öncelikli olarak ana merkezimiz, dediğim gibi İpek Caddesi üzerinde Kernek Külliyesi'nin altında engelliler merkezimiz var. Orada hangi alanda olursa, müzik alanındaysa müzik alanında, bilgisayar alanında başarıysa bilgisayar alanında, el işi kurslarında başarılı ise yine el işi kurslarımıza yönlendiriyoruz. Bu dönem içerisinde, bu sene başında da açmış olduğumuz Yeşiltepe'de yüzme havuzu ve fitness salonumuz da var. Bu alana da gitmek istiyorsa da biz her anlamda engelli arkadaşlarımıza hizmet veriyoruz yani. Peki, teşekkür ederim hocam. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet değerli izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Ekran başından ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam engellilere verdiğiniz hizmetlerde kalmıştık. Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı bununla ilgili? Evet hocam. Şimdi Şeyda Hanım, biz ulaşım haricinde, ulaşım yani MOTAŞ'ımızın vermiş olduğu ulaşım hizmeti haricinde engelli 6 tane engelli arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz, tahsis etmiş olduğumuz aracımız var. Bu araçlarımız aynı taksi gibi düşünün. Evlerinden alıyor, randevu usulüyle çalışıyoruz. Evlerinden engelli arkadaşlarımızı alıyorlar. Gitmek istedikleri yere bırakıyoruz. Yine işleri bittiği takdirde buradan alıyoruz. Engelli arkadaşlarımızı tekrar evlerine bırakıyoruz. Bunun yanında yine bu yıl başında, 2022 yılında başlatmış olduğumuz Yeşiltepe'de yüzme havuzu ve fitness salonumuz var. Şu an Malatya'da tüm engelli arkadaşlarımıza hizmet veren yüzme havuzumuz gerçekten de hem sportif anlamda hem rehabilitasyon anlamında önemli bir yerdir. Oraya katılmak isteyen engelli arkadaşlarımız da yine biraz önce vermiş olduğumuz telefon numaralarından veya
adresini vermiş olduğumuz engeller birimimize gelerek kayıt yaptırarak oradan faydalanabilirler. Peki hocam, bir de şunu merak ediyorum, diğer farklı bir konuya geçiyorum. Engelli istihdamı. Buna yönelik neler yapıyorsunuz, nasıl çalışmalarınız var? Evet. Biz öncelikli olarak engelli arkadaşlarımızı bu alanda yetiştirme tabiri doğru mudur bilmiyorum ama kurslar vererek hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Özellikle bilgisayar kursu veriyoruz. Bu bilgisayar kursunu işte bilgisayarla web tasarım, bilgisayarla muhasebe, bilgisayar işletmenlik, ön muhasebe tarzında kurslar veriyoruz. Bununla işte değişik alanlarda fabrikalar olur veya özel daha farklı alanlarda işe girmelerine sebep olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sosyal içerikli kurslarımız var. El işleri, ahşap yakma olsun, diğer alanlarda işte taş boyama tarzında kurslarımız oluyor. Arkadaşlarımız bunlarla ise sipariş alarak, mesela daha önceki dönemlerde nikah şekeri yapma kursu vermiştik. Birçok arkadaşımız burada nikah şekeri yaparak belli bir bütçelerine katkı sağlıyorlar. Özellikle şu son dönemde de bir engelli, ortopedik engelli kardeşimiz saat yapıyor. İşte ailelerinin resimlerini koymak isteyen, ne yazdırmak istiyorlarsa arkadaşlarımız onu yaparak kendi bütçelerine bir katkı sağlıyor. Ama bizim en büyük projemiz diyeyim, daha doğrusu hani engelli vatandaşlara yönelik biraz önce bahsetmiş olduğum gibi EKPS kursumuz. Biz kurs açıyoruz. Aynı dershane ortamını düşünün. Dershane ortamları gibi kurs açıyoruz. Yaklaşık 4 ay boyunca arkadaşlarımıza kurs veriyoruz. En iyi kitapları tedarik edip arkadaşlarımıza çalışması için veriyoruz. Alanındaki uzman arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız geliyorlar orada tarih, coğrafya veya anayasa tarzında kurslar veriyorlar. Ve gerçekten de söylemiş olduğum gibi yani %40, %50 oranlarında, belki bazen bu da geçiyor, oranlarında başarı elde ediyoruz ve memur olarak arkadaşlarımızın atamasına sebebiyet veriyoruz diyelim. Hocam, peki şunu da dipnot olarak sormak istiyorum. Bunlarda herhangi bir ücret var mı? Bizim vermiş olduğumuz hiçbir taşıma Evet. hizmetinden tutun, yüzme alanındaki vermiş olduğumuz kurslar, diğer alanlardaki kurslar hiçbirinde ücret alınmıyor. Tamamını Büyükşehir Belediyemiz olarak kendi bütçemizden bizler Evet, karşılıyoruz. bunu özellikle sormak istedim ki çünkü hani genelde biliyorsunuz ücretli kurslardır ama hani engelli vatandaşlarımız için ayrıcalık olduğu için bilmeyenler de varsa tamamen ücretsiz az önce verdiğimiz telefon numaralarından ulaşıp bilmiyorsanız kendileriyle irtibata geçip hatta evden aldırıyorsunuz değil mi Aynen, hocam? aynen. Bazı arkadaşlarımız, yani bizim kurslarımız, hani bu arada gerçekten kendilerine de teşekkür etmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı, Milli Eğitim İl Müdürlüğümüze bağlı. Özellikle biz Battalgazi Halk Eğitim'den yararlanıyoruz. İşte Yeşilurt'ta da yüzme havuzumuzdan. Oradaki gerçekten de Halk Eğitim'den yöneticilerine de teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü ne zaman gitsek arkadaşlarımıza bizi hiçbir şekilde geri çevirmiyorlar. Hocalarımız Milli Eğitim, Halk Eğitim'den geliyorlar ve kendi alanlarında duyarlı ve iyi arkadaşlarımızı yönlendirmeye çalışıyorlar. Hani pozitif ayrımcılık noktasında da bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani hocalarımız Halk Eğitim aracılığıyla biz alıyoruz. O noktada iyi yani. Buradan da kendilerine teşekkür Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bir de sportif faaliyetlerden bahsetmiştik. Biraz açabilir miyiz? Neler var? Mesela kimler hangi sporu yapabilir? Nasıl yönlendirme yapıyorsunuz? Şeyda Hanım, biz daha önceden de Şeyh Bayram'da bir fitness salonumuz vardı. Oradaki arkadaşlarımızın hangi engelliye ne kadar spor yapması gerektiğini zaten hocalarımız eşliğinde yönlendiriyorduk. Burada biraz daha geliştirdik. Yani Yeşiltepe'deki alanımız, yüzme havuzumuz ve fitness salonumuzu da alanları da geniş. Alanlar da geniş. Biz İnönü Üniversitesi'ndeki engellerde egzersiz bölümümüz var. Onlarla bir protokol imzaladık. Oradaki öğrenci arkadaşlarımız bize geliyorlar. Hem kendilerini geliştiriyorlar. Nasıl işte engelliye yarın bir gün o bölümden mezun olduklarında engelliye nasıl davranacaklarını, nasıl muamele edeceklerini öğreniyorlar. Aynı zamanda da engelli arkadaşlarımıza birebir kurs veriyorlar. Hem fitness salonumuzda hem de yüzme havuzumuzda. Ağır engellilerimizde işte otizm olur, zihinsel engelli olur veya ortopedik engellilerde
bazen ağır engellilerimiz oluyor. Onlara birebir kurs veriyoruz. Yani hocayla bir hocamız, bir engellimiz olmak üzere. Ama bazen de görme engelli arkadaşlarımızın talebi oluyor veya diğer engelli gruplarımızın talebi oluyor. Toplu halde arkadaşlarımıza kurs veriyoruz. Hani kurs veren arkadaşlarımız gerçekten de alanında uzman arkadaşlarımız. Bölüm başkanımız var üniversitede, Mehmet Ilkım. Gerçekten emeklerine teşekkür ediyoruz. Kendisinin de bir çocuğu engelli. O noktada hani biraz önce katılmıyorum dedim ama duyarlılığı var. Öğrencileri yönlendiriyor. Hangi öğrencilere nasıl davranacağını da dile getirerek arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar yani. Hocam şunu da çok merak ediyorum. Şimdi kursları veriyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Bir nebze hayata döndürüp hayata tutunmalarını sağlıyorsunuz. Size ilk geldikleri zamanla son zamanlarını gözlemlediğiniz zaman aradaki farkı bana anlatabilir misiniz? Yani o gerçekten de ben ilk başladığım dönemlerde işte 2010-2011 yılında bazı arkadaşlarımız vardı. Şimdi biz akülü medikal malzeme desteğinde de bulunuyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak. Şimdi hiç yürüyemeyen arkadaşlarımız var. Şeyi söylüyorum ya, diyorum ki hani evden çıkacaksınız, bu şartla biz size veriyoruz bunu. Tamam diyorlar. Tabii biz biraz ısrar ediyoruz. İşte bu bakış açılarından ya da bazı imkansızlıklarından dolayı dışarıya çıkamıyorlar önce. Ama bir başladıklarında inanın bazı arkadaşlarımız ya gidin evinizde oturun diyoruz artık. Yeter bu kadar, ama değil. Yani gerçekten de bazı arkadaşlarımıza hani okuma yazmaları yoktur. Okula başlattık. Yani ta üniversiteye kadar getirdiğimiz bazı arkadaşlarımız var. Memur olarak atadığımız, söylemiş olduğumuz gibi hayata tutunmalarını ya anlatamıyoruz. Yani onu söyleyeyim. Yani anlatılmaz yaşanır. Onu gözle görüyorsunuz değil mi? O kesinlikle değişimi. Hocam. Kesinlikle. O psikolojik düzelmeyi, o daha çok hayata tutunabilmeyi, hayatı sevmeyi öğretiyorsunuz kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Yani bazen hocalarımız şeyi söylüyor. Yüzme hocası ya da işte spor merkezindeki hocalarımız bazılarını mesela şunu da söylüyor, fiziksel olarak ise yani diyor ki geçen gün konuşuyoruz, bir kardeşimiz denge problemi yaşıyor. Şu an dengesini kendi tutabiliyor diyor. Onu soracaktım hocam. Yani bu verdiğiniz aktiviteler, sporlar, işte psikolojik destekler engellerin de oran olarak azalmayı sağlıyor mu diyecektim ki. Tabii yani evet. Tabii onu ölçüsünü biz bilemiyoruz. Evet. Yani bize %40 ve üzerinde olan engeller, yani %40'ın üzerinde olan her vatandaş raporunda engel olarak değerlendiriyoruz. Bizler onların hayat standardını yükseltmeye çalışıyoruz. Yani ister fiziki olarak, ister psikolojik olarak. Hayat standartlarını biz yükseltmeye çalışıyoruz. Bu noktada hani rapor derecesi düştü veya kalktı, biz bir şey diyemiyoruz ama. Ama gözle görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani biraz önce söylemiş olduğum evet. gibi dengeyi tutamayan bir kardeşimiz en azından dengeyi tutabiliyor. Evinden çıkamayan bir kardeşimizi Türkiye şampiyonasına, yani atletizmde Türkiye şampiyonasına göndermeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız dünyaya gittiler. Mesela bir Sefa Bakan isminde bir kardeşimiz vardı. Bilek güreşinde dünya şampiyonasına gönderdik. Yine herkese yeni göndermiş olduğumuz bir kardeşimiz var. Abimiz diyeyim. Fatih Bat isminde bir abimiz var. Şu an onu dünya şampiyonası için çalıştırmaya başladık. Allah nasip ederse Gülle'de yani biz muhtemelen de bir dereceye gireceğini düşünüyoruz. Böylesi arkadaşlarımız mevcut yani. İşte biraz önce sizin söylemiş olduğunuz gibi biz yaklaşık 5000 civarında arkadaşımız bize kayıtlı. Ama birçok arkadaşımız da, birçok cevher de saklanıyor. Evet, inşallah bu yayın sonrası gerçekten aynen. çok istiyorum size ulaşsınlar, gelsinler, daha çok hayata tutunsunlar. Aynen hocam. Aynen. Siz çok özelsiniz, biz sizleri çok seviyoruz. Peki Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli erişebilirliğini kolaylaştırmak adına ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi öncelikli olarak ulaşımı zaten söyledik. Evet. Ulaşım olarak engelli vatandaşlarımıza belediye başkanımızın tahsis etmiş olduğu 6 tane aracımız var. Yani bunlar ağır zihinsel engellerimiz, %100 görme engellilerimiz, yürüyemeyen arkadaşlarımız için tekerlek sandalye. Herkesin aracı ayrı mı? Yok. Yani araçlarımızın grup. Tamamı lifli dediğimiz asansörlü araçlarımız. Bunlarla araçlarımızın arka tarafında asansör var. Tekerlek sandalyedeki arkadaşlarımız geliyorlar. Asansöre çıkıyorlar. Asansörden kalkıyor. İçeriye rahat bir şekilde girebiliyor. Yine indirmeyi de aynı yapabiliyoruz. Bazen
Hem engelli arkadaşlarımız rahatsız oluyor hem de bazen dışarıdaki vatandaşlar da bizi rahatsız ediyorlar. %100 zihinsel engelli, ağır engelli kardeşlerimiz var. Otobüslerle bazen taşınmıyor. Bazen sıkıntı yaşıyorlar. Onlar da biz taşıyoruz. Bunun yanında otobüslerimizin, MOTAŞ'a bağlı otobüslerimizin %85, %90'ı engelli erişilebilirliğine uygun. Yani o geri kalan %10'u da geri hizmette kullanılan araçlarımız. Yine trambüslerimiz engelli vatandaşlarımıza uygun bir şekilde hizmet vermektedirler. Bunun yanında da bazen deforma dediğimiz hani kaldırımlarımızda da sıkıntılarımız bazen oluyor. Onlarla ilgili de biz de tespitlerde bulunduğumuz zaman fen işlerimiz olsun, yol altyapımız olsun, daire başkanlıklarımız onlarla iletişime geçerek bu sıkıntıların da giderilmesi için görüşüyoruz yani. O noktada Malatya birçok yere göre yani ne diyeyim 81 ilin yani birçoğuna göre çok çok iyi. Yani ulaşımı yani kenar mahallelerimiz de dahil buna. Kenar Şunu mahallelerimizden da dahil. merak ediyorum. Türkiye geneli olarak hani engelli destek, engelliler için çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Hayat lüksiyatımız artıyor. Bunun yanında mesela biz sadece tekerlek sandalye veriyorduk arkadaşlarımıza. Kendileri kollarıyla gidebiliyorlardı. Daha sonradan akülü sandalye almaya başladılar. Akülü sandalyenin de standartları artıyor. Asansör gibi kalkanları var, sırtı yatanlar var. Bu noktada hizmeti daha iyi noktaya götürmeye çalışıyoruz. Yani sağlıklı vatandaşlar da dahil. Yani her şey tamam mı? Değil. Her şeyimiz tamam mı? Değil. Her eksikliklerimiz var ama bunu da biz yine hani katılımcı belediyecilik olarak engelli arkadaşlarımız bize ulaştıkları takdirde biz bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Yani bazen göremeyebiliyoruz, o olabiliyor ama bir engelli arkadaşımız bize ulaştığı takdirde ise biz hemen o sorunun giderilmesi için eğer bizden kaynaklanıyorsa, hani bizden derken Engelliler Şube Müdürlüğü olarak bizdense bizden yoksa da hangi daire başkanlığında ise hemen oraya ulaşıyoruz ve aynı anda sıkıntının giderilmesini sağlıyoruz yani. Şunu da merak ediyorum. Şimdi az önce dediniz ki akülü araba. Akülü araba yardımında bulunuyor musunuz? Ya da bir ara mavi kapak kampanyası vardı. Evet. Hala devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bunlar nasıl oluyor? İşleyiş ya da yönlendirmesini nasıl yapıyorsunuz? Şeyler Hanım ilk önce şeyi söyleyeyim. Mavi kapakla ilgili bundan 5 yıl önce biz hani tüm illerde manuel sandalye olarak gidiyordu. Biz akülü sandalye diye başlattık biz bu işi. Buradaki amacımız yani mavi kapakla gerçekten de almak çok zor. Yani arkadaşlarımız 1.000 tane kapak biriktirdik diyorlar bazen ama 1 kilo diyor. Bizim buradaki amacımız bir engelli farkındalığını arttırmak. İki, özellikle çocuklarımıza engellilik bilincini aşılamak ve bunun yanında da temizlik, çevre temizliği bilincini aşılamak için biz bu yola çıkmıştık. Hani birçok sandalye tedarik edildi mi? Tedarik edildi. Kesinlikle verildi. Ama asıl amacımız farkındalık yaratmaktı. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi olarak manuel sandalye, akülü sandalye, yani bunun yanında da farklı alandaki sandalyelerimiz var. Yani CP sandalyesi dediğimiz çok ağır engelli arkadaşlarımıza yönelik sandalyelerimiz var. Bunlarla ilgili şey yapıyoruz. Medikal malzeme desteğinde bulunuyoruz. Görme engelli arkadaşlarımıza baston veriyoruz. Akülü sandalye, işte Volkl dediğimiz yürümede zorluk yaşayan kardeşlerimize onların hepsini Büyükşehir Belediyesi olarak tedarik etmeye çalışıyoruz. Peki bu malzemelerin tamiratı, işte akülü arabaların tamiratı Malatya'da nerede yapılıyor? Onu bilmeyenler de varsa ya da nerede alınıyor? Nasıl ulaşabilirler hocam? Ya onunla ilgili yine bize bağlı akülü sandalye tamir atölyemiz var. 2019 yılında işte Kernek Külliyesi'ne taşındık. Orada biz akülü tekerlekli sandalye tamir atölyemizi açtık. Tabii biraz imkanlarımız vardı. Daha sonradan Fırat Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa bir proje hazırlayarak biz bunu sunduk. Bu da geçti. Şu an akülü sandalyesi ya da medikal malzemesi bozuk olan arkadaşlarımız Kernek Külliyesi'nde, yine İpek Caddesi'nin Kernek Külliyesi'nin altında, İpek Caddesi'nde Kernek Külliyesi'nin altında akülü sandalye tamir atölyemize getirerek
Orada tamir edebilirler. Hatta bunun yanında aküsü olmayan, tekerleği olmayan ya da işte parçası kırık olan araçlarımızı da tabii belli bir standarda koyduğumuzdan dolayı standartlarımıza uyan arkadaşlarımıza ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Yani o noktada da arkadaşlarımızı mağdur etmiyoruz. Hocam bir de şunu merak ediyorum. Psikolog desteğiniz var mı? Terapi veriliyor mu? Ne gibi çalışmalarınız var bu Yani yönde? onunla ilgili tabii yani bizim aile danışma birimimiz var. Onlarla ortaklaşa çalışıyoruz. Oradaki arkadaşlarımız geliyorlar işte özellikle ruhsal ve duygusal bozukluğu olan veya diğer hani mental grubundaki arkadaşlarımıza yönelik danışmanlık hizmeti veriliyor. Ama ağırlıklı olarak gelen arkadaşlarımız bizden şey istiyorlar. Yani iş bulma ile ilgili nasıl iş bulunabilir ya da biraz önce söylemiş olduğunuz gibi istihdama ağırlık verilerek bu alanda kursların açılmasıyla ilgili danışmanlık istiyorlar. Biz özellikle Talep bu doğrultusunda alanlarda mı veriyoruz. yapıyorsunuz hocam bunları yoksa yani kendi gözlemlerinize göre mi? Tabii öncelikliğimiz talep doğrultusu. Evet. Arkadaşlarımız neyi talep ederlerse biz ona yönelik kurslarımızı açıyoruz. Ama bazen de hangi alanda açığımız varsa yani biraz önce söylemiş olduğum gibi mesela memurluk alımlarında bilgisayar kursu istiyorlar. Misal diye söylüyorum ya da işitme engellilere yönelik kurs talebinde bulunuluyor. Onlara yönelik biz kursları açıyoruz, ilan ediyoruz, hem mesaj atıyoruz hem ilan ediyoruz. Ona yönelik de arkadaşlarımız geliyorlar, müracaat ediyorlar ve o alanda da kurslarımızı açıyoruz. Şimdi az önce KPSS dedik hani memurluk. Evet. Ama tabii herkes memur olamıyor. Çünkü belli bir alım olduğu için işte yüksek puandan iniyor. Aynen. KPSS haricinde farklı iş yerlerine yerleştirdiğiniz, istihdam sağladığınız arkadaşlarımız var mı? Ya da bu işleyiş nasıl oluyor? Tabii. Şimdi hani bazı çağrı merkezleri olsun veya özel alandaki arkadaşlarımız olsun personel ihtiyaçlarının olduğunu söylüyorlar. Tabii biz kendilerine soruyoruz. Hangi alanda istiyorsunuz? Çünkü dediğim gibi yani 5 grubumuz var. Yani zihinsel engelli arkadaşlarımız da var. Tekerlek sandalyede arkadaşlarımız var. Görme engelli arkadaşlarımız da var. Hangi alanda istediklerini veya kendi işlerini bize söylüyorlar. Biz de o alandaki arkadaşlarımıza işte kaç kişi istiyorlar mesela bir kişi, iki kişi ya da daha fazla arkadaşımızı söylüyorlar. Biz o alandaki vermiş oldukları sayılardan daha fazlasını arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Ya da bizim engeller birimize hem engelli arkadaşlarımızı davet ediyoruz hem de işverenlerimizi talep ediyoruz. Orada buluşturuyoruz. Onlar birbirleriyle görüşüyorlar. Hani standartları birbirlerine standart. Çünkü engelli arkadaşlarımızın da talepleri var. İşverenlerimizin talepleri var. Onları karşılaştırıyoruz. Birbirlerine razı olduklarında da çalışmaya başlıyorlar yani. Çok iyi gerçekten hani sizin yaptığınız diyorum ya harika bir iş. Eyvallah, Bunu da teşekkür buradan ediyoruz. duyurduğumuz için, duyurabildiğimiz için artık ne mutlu bize. Çünkü çoğalmalı yani bu aktiviteler daha çok olmalı. Dediğiniz gibi o eksikler de tamamlanmalı. Çünkü eksik kabul etmeyen bir alan bence yani hani Kesinlikle. eksik olmamalı diye düşünüyorum. Umarım bu da farkındalık yayını olur, eksikler de tamamlanır. Bir merak ettiğim farklı bir konu ise aileler. Hocam şimdi evet engelli arkadaşlarımıza destekleri verdik, yanlarında olduk. Ama hani bazen ailelerimize de psikolojik destek gerekebiliyor. Bunlar için ailelere bir destek veriyor musunuz ya da işte birlikte geldikleri zaman onlara da bir aktivite sağlıyor musunuz? Bu süreç nasıl işliyor? Tabii ki yani işin yükünü çeken Evet. yani gerçekten de özellikle annelerimiz, kız kardeşlerimiz, daha sonra da babalarımız veya erkek kardeşlerimiz bunun gerçekten de bazen sıkıntılarını yaşıyorlar. Yani ister fiziksel olarak ister psikolojik olarak ciddi bazda sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerimiz mesela kurs talepler oluyor engelli arkadaşlarımız. Bunun yanında da ailesiyle beraber geldiği takdirde de biz bu kurslarımızdan arkadaşlarımızı faydalandırıyoruz. Özellikle geçmişte bazen ailelerimiz bizden havuz talebinden bulunmuşlardı. Şu an yeni başladığımız için havuzumuza
İlk etapta engelli arkadaşlarımızı alıyoruz. Ama bir sonraki talebimiz, yani bir sonraki hizmetimiz ise yine hani ailelerini almak, ayrıyeten ailelerini almak. Yine engelli arkadaşlarımızla beraber gelen arkadaşlarımızın ailelerimiz girebiliyor. Ama bunun yanında tek başlarına, yani ama tabii bunun bir standardını koymak zorundayız. Annesidir, kardeşleridir, bunlardır. Çünkü bazen her insanda olduğu gibi suistimal edilen bir alan. O noktada biz yüzme alanını da düşünüyoruz. Bunun yanında gezi, piknik, il içi, il dışı gezilerimiz oluyor. Tabii ki bunlara davet ederken de kesinlikle ailelerimizle beraber biz bunu yapıyoruz. Hocam, bu gezilere de biraz değinmek istiyorum. Hani nasıl düzenliyorsunuz? Nerelere gidiliyor? Aktiviteler nasıl oluyor? Yani bundan önceki dönemlerde, hani geçen yıllardan bahsediyoruz. Hani pandemiden dolayı biraz ağır aldık ama Malatya'nın tarihi yerlerini, biliyorsunuz üstü açık bir Büyükşehir Belediye'mize ait bir üstü açık gezi otobüsümüz var. Onda hem ailelerimizi hem de engelli kardeşlerimizi alarak Malatya'nın önce bir tanıtımını yaptık. Yani yanında ikramları vererek yaklaşık bir iki saat boyunca arkadaşlarımızı gezdirdik, müzeleri gezdirdik, Batalgazi'nin diğer alanlarını gezdirdik. Öncelikle bunu yaptık. Onun yanında da işte en çok tarihi mekanımız olan işte Darende olsun, Arap Dil olsun, bazı yerlere de engelli arkadaşlarımızla beraber ailelerimizi götürdük. Bunun yanında işte Urfa'ya arkadaşlarımızı götürdük. Bizim öncelikli olarak kendi mesaj sistemimiz var. Hiç ayrım yapmadan arkadaşlarımıza mesajımızı atıyoruz. Bu hangi alanda olursa olsun mesajımızı atıyoruz. Katılmak isteyen engelli arkadaşlarımızı müracaatlarını alıyoruz. Ona göre, yani eğer fazla ise mesela belli bir standart kontenjanla götürüyoruz. Yoksa ikinci seferi yapıyoruz, üçüncü seferi yapıyoruz. O şekilde de götürüyoruz. Yani bunların bildirimlerini siz onlara zaten yapıyorsunuz. Tabii tabii. Böyle bir etkinlik var. Herkes aynen katılabiliyor. Aynen. Değil mi hocam? Şimdi derneklerimiz var aynı zamanda. Şimdi mesela bazen belki bizim bilgi sistemimizde olmayabilir. 30 civarında engelli derneğimiz de var. Biz bunları da arıyoruz. Böyle bir hizmetimiz var. Haberiniz olsun. Katılmak isterseniz engelli arkadaşları yönlendirin diye. Hocam, bu dernekleri de biraz açar mısınız? Nerelerde var? Ne gibi görevler yapıyorlar? Şimdi genellikle engelli derneklerimiz alana, yani engel gruplarına göre hitap ediyorlar. Bazı arkadaşlarımız da spor dernekleri. Hazır açmışken şeyi de söyleyeyim. Gerçekten de sportif faaliyet. Şimdi sportif faaliyetler alanında hizmet veren, özellikle mental grubundaki arkadaşlarımız var. Yani şimdi hani bazı arkadaşlarımız var, emekleri çok. Diğer arkadaşlarımızın da emeği çok. Hani isim vermek belki diğer arkadaşlarımızın şey yapabilir de, bazı arkadaşlar işte Mursel hocamız var, Ali hocamız var. Gerçekten de çok ciddi derecede emek veriyorlar. Sevgiler bunların burada. Şahsında diğer hocalarımıza da teşekkür etmek teşekkür istiyoruz. Teşekkür ediyoruz hepinize gerçekten tek tek. Hepiniz çok değerlisiniz. Bu alanda kim hizmet vermişse, öncelikli evet olarak hani Büyükşehir Belediye Başkanımızdan başlıyoruz. Hakikaten de yani onlar olmadığı takdirde, onların talimatı olmadığı takdirde biz bu hizmetleri yapamazdık. Onların hani en başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, derneklerimiz olsun, bu alanda kamu kurumları olsun, gerçekten de emek veren tüm arkadaşlarımıza, idarecilerimize emeklerinden dolayı gerçekten de teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanıma da buradan sevgiler, saygılar iletiyorum. Dediğiniz gibi öncülük yaptı. Siz de aynen arkasından gittiniz. Aynen öyle. Derneklerimize gelince, yani yaklaşık 30 civarında engelli derneğimiz var. Malatya içerisinde, evet, değil mi? Malatya içerisinde 30 civarında engelli derneğimiz var. Biraz önce söylemiş olduğum gibi, yani otizmler, down'lar, mentaller ya da ortopedik engelliler, görme engellileri alanlarında engelli arkadaşlarımız var, derneklerimiz var. Bunlar kendi alanlarında, kendi engel gruplarında hizmet veriyorlar. Gerçekten de güzel hizmetler veriyorlar. Ama bizim gibi, yani tüm engellilere hitap eden ise yani çok az. Yani en başta hani tabii bizim imkanlarımız derneklerde yok. Bu alanda tüm engel gruplarına hitap eden ise yani biz varız sadece. Hocam, çok teşekkür ederim. Çok güzel, dolu dolu, çok bilgilendirici bir program oldu. Size eyvallah de ben hocam, burada ekran başındaki değerli izleyenlerin önünde teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel görevde bulunduğunuz için, öncülük ettiğiniz için ve verdiğiniz bilgiler için.
Yüreğinize sağlık. Eyvallah. Biz teşekkür ediyoruz. En azından bizleri konuk ettiniz. Yapılan hizmetlerle ilgili ulaşamadığımız engelli arkadaşlarımız en azından sizin aracılığınızla belki bizlere ulaşarak bu imkanlardan da fayda sağlarlar. Yine sizin aracılığınızla da bu işte emeği olan idarecilerimiz olur, derneklerimiz olur, yöneticilerimiz olur ve bilahare başarı gösteren engelli arkadaşlarımıza da teşekkür etme imkanı sağlıyoruz. Çünkü o arkadaşlarımız başarıyorlar, diğer arkadaşlarımız onların izinde geliyorlar. Ne mutlu size hocam. Size teşekkür ederiz. Hayatı paylaşmak için engel yoktur, engelsizsiniz diyerek programı bitiriyoruz. Evet değerli izleyenler, Yaşam Koç'un programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni konuklarım ve konularımla birlikte RTV ekranlarında olmak dileğiyle.